Merhaba YouTube, ben Kaan Nursu. Bugün Mac serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde Mac'inize nasıl Windows kuracağınızı da göstereceğim. Tabii bunun için Bootcamp yardımcısını kullanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun üstüne bir video olacak. Şimdi ilk olarak bilgisayarınız için ne kadar hafıza var? Bununla ilgili hafıza ne kadar boşluk var? Onu bir görmeniz lazım ilk önce. Depolamaya baktığım zaman gördüğünüz gibi 80 GB'lık yaklaşık bir boşluk var benim bilgisayarda. Şöyle şeylere bakacak olursam gereksiz dosyalara Top Gear falan var. Şimdi ilk önce bundan kurtulmak için şöyle bir program söyleyeyim. Daha önce videolarda söylediğimi bilmiyorum. Daisy Disk diye bir program var. Buna girip bilgisayarınızdaki boşlukları şöyle tarayıp görüp ona göre silebiliyorsunuz. Tabii ben nerede ne olduğunu bildiğim için şimdi onu yapmayacağım. Siz eğer yapacaksanız ki biraz ilk önce bir deneme sürümü ile geliyor. Siz işte satın alırsanız ona göre devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle bitti. İşte nerede ne kadar şeyiniz var buradan görebiliyorsunuz. Mesela uygulamalara bastığım zaman işte Final Cut Pro bu kadar, iMovie şu kadar falan görebiliyorsunuz. Ve Mac'in silmenize izin vermediği şeyleri de silebiliyorsunuz bu uygulamayla. Tabii benim asıl burada yer kaplayan şey şu yeni indirdiğim Top Gear 1 ile 10 sezonlar arası olduğu için bu şekilde şu anda şu 50 GB'lık yer neredeyse o yani. O şekilde böyle olacak. Şimdi ben 70 GB'ına bunu Windows yükleyeceğim. Bunu dediğim gibi Bootcamp yardımcısıyla yapacağız. Şu program alıyor kendisi. Bootcamp yardımcısı. Buradan direkt sürdüre basın. Ve elinizde bir ISO olması lazım. İsterseniz Sorrentiner'ın benim yaptığım gibi ya da isterseniz direkt gidip Windows'tan satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuradaki ISO dosyası olması lazım elinizde. İlk aşama olarak Windows'un Mac'inize uygun çalışması için Apple'ın bazı şeyleri var, araçları var. Bunları indirmeniz lazım ilk önce. O yüzden şu ilkini ve sondakini, çekini kaldırın ve sadece ortadaki kalsın. En son Windows destek yazılımını Apple'dan indirin şeklinde. Buna sürdür deyin. Ve bir USB takın bilgisayarınıza. Taktım USB'yi. Sürdür diyorum. Bunun içine yap diyorum. Gördüğünüz gibi buradan uyarıları veriyor zaten. Diyor ki tek bir FAT bölümü olarak biçimlendirin diyor. Şimdi bu FAT dosyasını ayarlamak için USB FAT formatlamak için disk izlencesine giriyoruz. Disk izlencesinden seçiyoruz USB'yi. Şurada gördüğünüz gibi 32 GB'lık USB. Sile basıyoruz ve gördüğünüz gibi MS-DOS FAT formatında ismini de seçin fark etmez. Sile basıyorsunuz ve sil diyorsunuz. Diskin bağlantısı kesiliyor ve bölüntülenip tekrardan işte o formata formatlıyor USB'yi. Bu işlem bittikten sonra böyle bitiyor zaten. Sürdür diyorsunuz. O USB'yi seçip sürdür diyorsunuz ve Windows'tan destek yazılımını indiriyor. Bu biraz sürebiliyor tabi. Bu işlem bittikten sonra da parolanızı istiyor. Parolanızı girdikten sonra destek yazılımı kaydedildi diyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamadan sonra gördüğünüz gibi şu atsız dosyasının içine 3 tane dosya geldi. Bunları şöyle tutup masa üstüne atın bence yani. İlla orada durmasın. Garanti olsun masa üstünde de dursun şeklinde. Bunu yaptıktan sonra tabi o yapa dursun şimdi. Bootcamp izlencesine tekrardan girip sürdür deyip bu sefer ortadakini seçmiyoruz. Diğer ikisini seçiyoruz. Tabii şu bitmesini bekliyorum. Bu indirdiğimiz dosyalar şu işlere yarıyor. Mesela klavye üstündeki işte ekran parlaklığını arttırma tuşları olsun, ses şeylerini değiştirme tuşları olsun. Bunları Mac kullanırmış gibi yapıyor. Aynı zamanda hani normalde Mac için ayarladığınız hard diskler Windows'ta çalışmaz ya. Bu işte çalışmasını sağlıyor. Normal işte Apple günlüklü olarak ayarladığınız bir hard diski taktığınız zaman direkt normal Mac'te nasıl görüyorsanız onda da aynı şekilde görebiliyorsunuz. Bu bakımdan işinize yarıyor. Yani sadece Windows kullanıyorsunuz Mac'te. Hani ayrı bir pencerede açmışsınız gibi oluyor. Onun dışında bir farkı olmuyor. Bilgisayarınızı yine bütün işlevleriyle kullanabiliyorsunuz. İşte hard disk falan dahil, tuşlar dahil, klavyeler dahil. Şimdi bu bittikten sonra dediğim gibi baştakini ve sondakini seçiyoruz. Ortadakini seçmiyoruz.
Sürdür diyoruz ve ISO görüntüsünü seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ISO görüntüsünü kendi seçti burada. Şöyle göstereyim. Yani bunu seçe basıp indirdiğinizi ya da nerede indirirsiniz artık torrent bir şey mi indirdikten sonra tekrar seçiyorsunuz. Bunu buraya atmanın sebebi işte tekrar aynı USB kullanmamız. İstemiyorsanız ikinci bir USB de takıp onu da yapabilirsiniz. Sürdür diyorum. Sürücü silinecektir diyor. Bu yüzden işte oraya attık. Sürdür diyorum tekrardan. Ve sürücüyü biçimlendiriyor. Bu işlemler biraz uzun sürebiliyor. Yani internet hızınıza bağlı olarak, bilgisayar hızınıza bağlı olarak sonuna kadar bekleyin. Yani ancak böyle 1-2 saat sonra hani hiçbir şey olmazsa ancak tekrardan bilgisayarı açın, kapayın, tekrardan baştan deneyin. Onun dışında bir sorun olmaması lazım. Ben karşıma çıkan sorunların hepsini söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Fakat farklı bir sorun çıkarsa bunu internetten kendinizin araştırması daha yararınız olacaktır. Çünkü siz yaşıyorsanız başkaları da yaşıyordur emin olun ki yani. O yüzden forumlarda falan bulacaksınızdır. Evet, bu işlem bittikten sonraki yaklaşık 15-20 dakika falan sürüyor. Böyle bir ekran geliyor karşınıza. Ne kadar Windows, ne kadar Mac ayıracağınızla ilgili 20 GB falan çok az gelecektir bence. En az bir 70 GB falan yapmanız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Fakat işte bende şey olmadığı için şu dosya biraz 45 GB falan olduğu için o kadar yere ayırıyor. O yüzden 56 GB yapacağım. Maksimum bu kadar gidiyor zaten gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Siz tabi yerinize göre bence en az bir 70 falan yapmasınız. Benim zaten bundan önce silmediğim de 70 GB'tı. En az bir 70 yapmanız gerektiğini düşünüyorum bence. Yani. Ne için kullanacağınıza göre değişir fakat. Bundan sonra yükle dediğinizde disk tekrar bölüntüleniyor diyor. Bittikten sonra bilgisayarı kapatmak istiyor. Şöyle şeyden de quitliyorum. Açık programlardan. Şu an kapandı. Açılıyor tekrardan. Şimdi Windows'un kuruluş sayfasına gitmesi lazım. Kurulum sayfasına. Evet, gördüğünüz gibi Windows'un o boot assistant şeyi geliyor ve Windows 8 logosu geliyor. Evet, mavi ekran geldi ve Windows 8 yükleme ekranı. Dili şimdilik sadece İngilizce var öyle indirdiğim için. Sonradan Türkçe patch indirilebileceği için çok şey yapmadım. Bunu da klavye zaten İngilizce olduğu için aynen bu şekilde bırakacağım. Şunu Türkçe'ye alalım. Bunlar tabii daha sonradan da yapılabilir fakat. Şimdiden alsak Türkçe tam Türkçe 40 klavye olarak kalsın. Next diyorum. Install now diyorsunuz. Bu arada şöyle basmanız işe yaramıyor. Tık tık basmanız sonuna kadar böyle basmanız gerekiyor. Yani tak etmesi gerekiyor. Evet, setup başlıyor diyor. Böyle bir ekran çıktı. Select the operating system you want to install diyor. Bir fark göremediğim için direkt next diyorum. Şunu kabul ediyoruz. Next diyorum. Upgrade custom. İlk önce custom'a giriyorsunuz. Sonra gördüğünüz gibi şurada 4 tane şey var. Ayırdığınız bölüm şu. Bootcamp. Bunu ilk önce bir formatlamanız gerekiyor. Sonradan seçip yüklüyorsunuz. Bootcamp yazanı format diyorsunuz. Silecek orayı yani. Okey basıyorsunuz. Kendine göre işlem yapıyor. Formatladıktan sonra üstüne gelip Next'e basıyorsunuz ve Windows kurulum aşamasına geçiyor. Bu zaten hızlı oluyor genelde. Çok yavaş olmuyor yani. Evet bitirdi. Şimdi tekrardan başlatıyor bilgisayarı çalışması için. Ben bir şey yapmıyorum. Kendi kendine başlıyor. Tekrardan açıldı.
Tekrardan Windows logosu geldi. Sanırım direkt şimdi Windows ana ekranına gitmesi lazım. Yani kişileştirme, kişiselleştirme ekranına. Getting devices ready diyor. O da bitti. Getting ready diyor. Tekrardan başlatıyor. Evet, kişileştirme yerine geldi. Renk seç falan diyor. Ne seçelim? Siyah iyidir. Ya da şu kırmızı daha mı güzel? Kırmızı seçelim. Ne diyelim? MacBook Pro PC şeklinde yapalım. Next diyelim. Express settings diyelim. Username'e Kaan Nursu diyelim. Şifre girelim. Alışkanlıktan tabii öyle basınca. Password int'te standart şeklinde devam etsin. Ayarları yapıyor. Hi diyor. Evet, we are setting things up for you. You can get new apps from the store. Tamam, bunları geç. Windows Store ile alakalı falan şeyler söyledi. Sonra let's start dedi. Ve evet, ana ekranınız geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi tabi mesela internet yok, şey yok çünkü yüklenemiyor bazı şeyler. Yani ilk yüklemeniz gereken software şeyler var. Az önce indirdiğimiz o 3 şey buna yarayacak. İşte şimdi ilk önce tabi şeyi yapmak istiyorum ben şu. Pardon. Şuraya mı basmak lazım? Gördüğünüz gibi şey olmuyor böyle. Sağ tuş basamıyorum şu anda en basitinden yani. O yüzden bilgisayarı bir katı kapatıp şeye geçeceğim şu anda. Shutdown diyorum. Zaten software arasında bu şekilde geçiş yapacaksınız. Shutdown. Kapandı. Tekrar açıldı şu anda. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şimdi internet şeyleri geldi. Şimdi hala yapmayacağım tabi. Birazdan şu bilgisayarı bir kapatmayı başarırsam eğer restart deyip ses geldiği anda option tuşuna basılı tutuyorsunuz. Zaten üstünde option yazıyor ya da böyle alt yazıyor. Basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi bunlar geliyor. Windows var, Mac var. Tabi bunlar şimdi taktığım USB'nin şeyi. MacBook Pro SSD'yi bu şekilde yapacaksınız. O ses duyduğunuz zaman da option'a basıp bu şekilde değiştireceksiniz. Direkt bilgisayar açıkken yapamıyorsunuz. Kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. Software arasında geçiş yapabilmeniz için. Evet. Şimdi o 3 dosyayı oradan alıp tekrar USB'nin içine atmak lazım şimdi. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Hatta onu göstereyim. Şu Untitled'da gördüğünüz gibi ya da öyle yapmayalım. Normal standart yolunla yapalım. USB tekrardan sıfırlamanız gerekecek. Çünkü içinde Windows dosyası var. Şöyle gelip disk izlencesinden 8 GB'lı sil diyorum. MS-DOS olarak kalsın, sil diyorum. Tamam. Şimdi tekrardan o dosyaları bunun içine atıyoruz.
onlardan bir kurtulursam. Şu üçünü alıp şunun içine tekrardan atıyoruz. Bu Untitled işte o Windows dosyalarımız. Şöyle göstereyim. Bu burada zaman duruyor. Direkt bundan ona da atılabilirdi. Fakat böyle göstereyim dedim. Hani gidip de burada direkt Windows'a da program files şeylerin içine atıp. Evet, bu bittikten sonra tekrardan bilgisayarı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra tekrar açıyoruz. Sesi duyduğumuzda Option tuşuna basıyoruz. Option dışından sonra gidip gördüğünüz gibi USB formatladığım için gitti şu anda o Windows'a basıyoruz gelip. Ve Windows 8.1 kendi kendine açılıyor normal açılır gibi. Tabii daha ekran şeylerini yapmadığım için böyle bir saçma görüntü var. Hep böyle gözükmüyor tabii ki de. Hatta şimdi tam açılsın diye bekliyorum. USB takılı zaten. Gidip şuradan gördüğünüz gibi onu bulup shift tıklayıp bootcamp'e girip setup'a basıyorsunuz. Hoş geldiniz falan diyor. İleri diyorsunuz. Kabul ediyorum falan basıyorsunuz. Yükle diyorsunuz. Ve yüklemeye başlıyor. Mac özelliklerini Windows'a. Ekran kartı sürücüleri dahil, USB sürücüleri falan dahil her şeyi bir anda yükleyecek. Hatta Nvidia falan geldi şu anda gördüğünüz gibi. Evet. Yükleme bitince böyle bir ekran çıkıyor. Ve sistemin yeniden başlatmalısınız diyor. Evet diyelim. Hemen başlatın sonra da başlatabiliyorsunuz ama hemen çıkalım işin içinden tarzı. Yaklaşık şöyle bir saatlik, 1,5 saatlik bir sürede Mac'inize Windows yükleyebiliyorsunuz bu şekilde. Tekrardan açılıyor. Ve bilgisayar açıldıktan sonra da böyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Windows'unuz artık yüklenmiş durumda. Az önce yaptığımız işlem internet sağlayıcısından yani internet çipinden Intel'in kendi çipinin işte software'ına kadar USB girişlerinin şeyine kadar işte dediğim gibi Mac formatlı USB'lere de kullanabiliyor. Hatta şöyle göstereyim hemen. Mac formatlı USB'yi taktığım zaman aynı zamanda onun dışında Bluetooth cihazlarınız olsun. Onların da hepsini birden yüklüyor. Klavye şeyleri falan. Her şeyi yüklüyor yani. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi her şey geliyor. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu kadar olacak. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Normal Windows kullanır gibi kullanacaksınız. Onun dışında Windows'la Mac arasında geçiş yaparken dediğim gibi kapatıp açtıktan sonra o Mac sesini duyduktan sonra Option ya da Alt yani aynı tuş ona basıyorsunuz ve Windows'la da Mac arasında klavye tuşlarıyla seçim yapıyorsunuz. Bu kadar basit yani. Hangisini isterseniz onu açıyor. Bu arada bunu yaparken Mac'in hiçbir dosyası kaybolmuyor. Nasıl bıraktıysanız aynen öyle buluyorsunuz. Fakat tabii yerin bir kısmı Windows'a geçmiş oluyor. Oldu da kurduktan sonra silmeye karar verdiniz. Dediniz ki bu kötü oldu. Windows istemiyorum Mac'imde. Yapmanız gereken şey şuradan Bootcamp'e girip tekrardan Bootcamp yardımcısına girip şurada şu Bootcamp yardımcısına girdikten sonra sürdür diyorsunuz. Daha sonra sadece şu en alttakini işaretliyorsunuz. Windows 7 veya daha yeni bir sürümünü sil. Direkt sil diyor. Eğer varsa tabii çıkıyor bu seçenek. Sürdür diyorsunuz. Daha sonra şöyle diyor, SSD'niz şu şekilde bölünecektir. Hepsi OS X gördüğünüz gibi.
Geri yükleye basıyorsunuz. Şifrenizi giriyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi disk bölüntüleniyor. Bu işlem bittikten sonra da sorun, hata. Olur da işlem sırasında böyle bir şey görürseniz şöyle bir diskiniz tek bölümde döndürülemedi gibi bir hata kurarken de yaparken de böyle bir şey görseniz gördüğünüz gibi ne diyor? Dosya sistemi doğrularken hata oluştu. Lütfen kurtarma bölüntüsünü yeniden başlatın. Disk izlencesiyle disk onarın. Sonra işlemi yeniden deneyin şeklinde söylüyor. Bunu gördükten sonra şöyle yapmanız lazım. İlk önce bir disk izlencesinden kendi diskinizin üstüne gelip diski bir doğrula demeniz lazım. Bunu da yaptıktan sonra disk izlencesi doğrulamasını durdurdu gibi bir şey geliyor gördüğünüz gibi. Onarılması gerekiyor diyor. Apple logosunu görene kadar komut tuşunu yani command tuşunu ve Q klavyede R tuşunu basılı tutarak bilgisayarınızı yeniden başlatın diyor. İzlenceler penceresi gözünde disk izlencesini seçin diyor. Şimdi bunu yapacağız. Şimdi bu işlemleri yapmak için tekrardan laptop konumuna getirdim bilgisayarı. Bilgisayarı normal sistemi kapat şeklinde kapatıyorum. Açtıktan sonra seste command ve R tuşlarına basacağım. Ses geldi. İkisine de bastım. Bekliyorum. Bekliyorum. Apple logosu geldi. Bıraktım. Gördüğünüz gibi OS X izlenceleri şeklinde bir ekran geldi. Disk izlencesine basıyorum. Sürdür diyorum. Aynı şekilde az önce yaptığımız gibi. Daha sonra SSD'ye gelip diski doğrula diyorum önce. Daha sonra gördüğünüz gibi diskin onarılması gerekiyor şeklinde bu uyarı geldi. Tamam dedim ve diski onara bastım bu sefer. Dolduktan sonra böyle direkt bitti şu anda dümdüz hiçbir uyarı falan vermedi. Tekrardan diski doğrulaya basıyorum. Gördüğünüz gibi bunda da bir sorun bir şey vermedi. Şöyle en aşağı edecek olursak sorunsuz gözüküyor şeklinde. Bundan sonra bilgisayarı tekrardan yeniden başlat diyorum direkt. Evet gördüğünüz gibi açıldı şimdi. Tekrar aynı işlemi yapacağım. Açılınca şuradan Bootcamp yardımcısına gideceğim. Sürdür diyeceğim. Yeni sürümünü sil diyeceğim en aşağıdan. Bölünecektir diyor. Geri yükle diyorum. Şifreyi tekrardan giriyorum. Ve disk bölüntüleniyor diyor. Evet gördüğünüz gibi bölüntü silindi şeklinde bir yazı çıktı. Şöyle göstereyim. Windows bölüntüsü silindi ve diskiniz tek disk bölümüne dönüştürüldü diyor. Konuşamasam da. Ve gördüğünüz gibi şurada Bootcamp bölümü gitmiş oldu. Aynı zamanda buradan bu Mac hakkında girip depolamaya baktığım zaman da gördüğünüz tek disk halinde 89 GB'ı boş olarak gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videolar devam edecektir. O yüzden subscribe edin, abone olun. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Onun dışında soracak sorularınız varsa aşağıda bıraktığım 3 linkten birine sorun. Ya mail atın, ya Facebook'tan sorun ya da Twitter'dan sorun. Yoruma bıraktığınız videolara sorulara cevap vermiyorum genelde çünkü çok fazla yorum oluyor. Onun dışında çekmemi istediğiniz video varsa söyleyin onu da elimden geldiğince çekerim. Bu arada Instagram hesabımı da aktif hale getirdim oradan da paylaşıyorum bir şeyler. Yani ne gelecek gelecekte işte hangi videolar çekiyorum şu anda tarzı onu da takip edebilirsiniz. Evet izlediğiniz için teşekkürler.